Herkese merhaba. Eyüp Yıldız YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine beraber gündemi konuşacağız arkadaşlar. Tabii bazı konularda haklı çıkmanın gururunu yaşıyorum. Bir tanesi Dursun Özbek konusu. %100 girecek değil. Araştırma yapıyor, nabız yokluyor. Girmeye de bilir demiştik. Çok yakınındaki bir isimle görüşmüştük. İsim veremiyoruz ama o isimden bu bilgi almıştık. Nitekim öyle oldu. Fırat Develioğlu konusu var. Burada şöyle başkan olacak, böyle başkan olacak, şöyle gülüyor. Ben aday bile olamaz dedim. Yine orada da haklı çıktık. Tabii bu konularda haklı çıkmak, yanıldığımız zaman hemen yüzümüze vuruyorlar. Bazı arkadaşlar geliyor böyle. Eyüp Yıldız, sen şöyle söylemiştin olmadı. Bakın burada da neler oluyor. Yani mesela Onyekuru haberi de var, başka konularda var. Tabii Twitter'da bunların çok reklamını yapmıyorum. Orayı da birazcık köpürtmem lazım ama ben buraya daha çok odaklıyım. YouTube yayınıma daha çok odaklıyım. Buradaki ilk olarak bilgileri, duyduklarımı burada paylaşıyorum sevgili arkadaşlar. Sizler de zaten benim hakkımı veriyorsunuz. Hepinize teşekkür ederim. Dün tabii çok güzel bir gündü. Dün hem futbolda hem basketbolda kazandık ve mutlu olduk. Aslanım 1905 hoş geldin. İlk fırsatta senin kanalına konuk olacağım sevgili kardeşim. Şükrü Doğan abicim yayınlar olsun. İnşallah kısa bir eleştirim var. Dün akşamki yayında yayınını izliyordum. Günay Bey, Mehmet abinin konuşmasında haksız eleştiri fark ettim. Basket maçına giden Dursun Başkan ve Okan Hoca için ne işleri var orada diye takım desteklemek suç mu? Ya da Güllerdir sen bas bas yayın yapmıyor musun abi? Basketbol takımını destekleyin diye. Ben tabii bilemiyorum. Bu eleştiriyi Şükrü Doğan yapmış. Ama açıkçası muhatabı ben değilim. Mehmet Toygar ve Günay Esen Türkiye yaparsan çok çok sevinirim. Mert burada. Mert de demiş abi yayınlar Berkan ve Taylan bozuyor. Berkan Pulgar'la daha iyi görüntü. Bence katılır mısın demiş. Katılırım ama yani Erik Pulgar'ı da şimdi tamam bir iki top yaptı vesaire ama ben şu kanaatte de değilim ya. Bu adam kalsın. Gelecek sezon bizi 6 numarada götürür. Ben bundan eminim diyemiyorum yani. Bizim mutlaka Erik Pulgar'dan da daha üst profilde bir 6 numara bulmamız lazım. Evet. Ali Takmaz. Helal olsun abi. Doğru bildin. Zaten reklam amaçlı aday olmuştu. Fırat Develioğlu. Tabii burada bizi atar gider de yaptılar. Dediler ki işte ne yapacaksın Eyüp Yıldız? Adaylığını açıkladığında hatta başkan seçildiğinde ne yapacaksın? Ben de demiştim ki kombine alacağım. Onu söyleyen kişi sana bir yıllık Galatasaray kombinesi alacağım demiştim. Bırakın seçime girmeyi, seçimi kazanmayı. Aday bile olamadı. Zaten niyeti de aday olmak değildi. O birisinin yönlendirmesiyle Galatasaray'ı zarara uğrattı. Sonra kendi reklamını yaptı. Bu işler tatlı geldi Fırat Develioğlu'na ve kendi reklamını yaptı. Sonrasında da baktı ki artık zaman daralıyor. Foyası yavaş yavaş ortaya çıkacak. Çünkü liste vermesi lazım. Ne kadar sürdürecek ki bu goygoyu? 20'sinde liste vermesi lazım. Kimse ona imza vermez. Kimse onun listesine girmez. Doğal olarak ben çekildim dedi. Oldu. Biz de inandık kardeşim. Sen çekildin. Evet. Başlayalım. Bugün 17 Mayıs. UEFA Kupası'nı kazandığımız gün. Müthiş bir gün. Mayıs ayı, bugün bir tweet attım arkadaşlar. Mayısların efendisi Galatasaray diye. Mayıs ayı bizim başarılarımızla dolu. Mayıs ayında sadece futbolda değil basketbolda da çok büyük başarılar elde ettik. Yani bu ayda Galatasaray her gün neredeyse bir kutlama yapıyor. Bazen Türkiye Kupası şampiyonluğu, bazen Avrupa şampiyonluğu, bazen basketbol veya kadınlar basketbolundaki şampiyonluklarımız. Mayıslar bizim. Biz Mayısların efendisiyiz. Yine Süper Kupayı ve UEFA'yı da bu vesileyle anmış olalım. Evet. Şükrücüğüm teşekkürler. Yani eleştiri çok önemli. Bana yapsaydın ben cevaplardım ama programı da dinleyemedim. Mayıslar'da Radyo Spor canlı yayındaydım. Mehmet Toygar ve Günay'a yaptığın için onlara iletirsen çok daha güzel olur. Ali Takmaz abi günümün çoğu senin yayınların diye geçiyor. İyi ki seni ve ekibini tanımışım demiş. Teşekkür ederim kardeşim. Sağ olun. Valla sizlerin desteğinizle bir yerlere gelmeye çalışıyoruz. İyi ki varsınız. Dün Galatasaray Bahçeşehir deplasmanda da 94-98 yenerek adını yarı finale yazdıran ilk kulüp oldu. Tabi Anadolu Efes Pınar Karşıyaka serisinin galibi orada bir eşitlik var. Anadolu Efes Pınar Karşıyaka bir maç yapacaklar. O maçı kazanan Galatasaray'ın rakibi olacak. Pınar Karşıyaka kazanabilir mi? Çok umutlu değilim ama kazanırsa
Galatasaray'ın finale çıkma şansı çok çok artar. Takımımız da dün gayet iyi bir oyun, gayet başarılı bir performans ortaya koydu. Pota altında özellikle Kreviç'ten çok iyi katkı aldık. Kısalarda her zamanki gibi çalıştı. Melo Trimble, Dibot ve Isaac Kanan çok iyi performans ortaya koydular. Ve Galatasaray normal sezonda iki kez kaybettiği Bahçeşehir Koleji'ni playoff'ta iki maç üst üste yenerek adını yarı finale yazdırdı. Tebrikler Galatasaray Nef, tebrikler yenilmez Armada. Evet, bu takımı da destekleyeceğiz. Şimdi tabii rakip kim olacak? İç sahadaki bir maç daha olacak. En az bir maçımız daha olacak kendi evimizde. O maçta da yine 17 bin Galatasaraylı'nın tribünde olması gerekiyor. Sebahattin Bozoklu, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Mehmet Ali Sezer, 2000'de aslandık, bu sezon kedicik olduk abi. Valla kalkarız ayağa, hiç merak etmeyin. Yani Galatasaray'dan bahsediyoruz arkadaşlar. Galatasaray sendeler ama yıkılmaz. Kalkarız yani. Tablo iyi mi, güzel mi? Hayır, değil. Bayağı bir problemimiz var. Takımda çok fazla eksik var. Teknik direktörümüz bizim seviyemizde değil, bana kalırsa borçlarımız var vesaire. Rakiplerimiz de çok farklı değil bizden ama bizim ne yaptığını bilen bir başkan, iyi bir teknik direktör, nokta atışı 4-5 tane transferle gelecek sezon şampiyon olmamız çok mümkün. Yani gelecek sezon şampiyonun en büyük favorilerinden biri yine biz olacağız yapacağımız yapılanmayla. O yüzden böyle öldük, bittik, mahvolduk. Arkadaşlar kendine gelin. Şimdi takım ismi vermek istemiyorum ama biz böyle Süper Lig'e yeni çıkmış bir Anadolu takımı değiliz. 35 milyon taraftarı olan, 100 milyondan fazla sempatizanı olan, artı Türkiye'nin en çok tanınmış, artı Türkiye'nin en başarılı, artı Türkiye'nin en fazla gelire ve gayrimenkule sahip kulübünden bahsediyorsunuz. Hatalarımızdan derslerimizi çıkartacağız ve tekrardan ayağa kalkacağız. Çok severim o eski şanlı günlerimize geri döneceğiz arkadaşlar. Merak etmeyin. Benim hiçbir tereddütüm yok. Ama bu sene mi olur? Bir sonraki sene mi olur? Bunu ne zaman başarabiliriz? En kısa sürede daha fazla artık yanlış yapmadan başarmamız gerekiyor arkadaşlar. Hikaye de bu. Yenilmez Armada'yı tebrik ediyoruz. Devrim Atalay bakalım ne demiş? Bugün benim için acı ve sevincin bir arada olduğu bir gün. Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı aldığı gün Aşık Mahsuni Şerif'in de ölüm günü demiş. Evet, Mahsuni Şerif'e de Allah rahmet eylesin. Ben de müziklerini, ezgilerini hala dinlerim. Cem demiş ki kesinlikle Hüp abi dediklerine tamamen katılıyorum demiş. Maço yakalayamadım, şimdi yakaladım. Eyüp abi, Dursun Özbek başkan olursa hangi teknik direktörle çalışır sence? Nuri Şahin veya Okan Buruk. Ama birinci tercih Nuri Şahin'miş arkadaşlar. Çok sağlam bir kaynaktan öğrendim ki bunu ben paylaştıktan sonra başkaları da paylaşmaya başladı. Dursun Özbek %100 seçime girecek diye bir şey yok vesaire. Nabız yok diyor. Hala istediği ortam oluşmadı diye. İnsanlar ben bunu paylaştıktan sonra paylaşmaya başladılar. Nitekim öyle olduğu da ortaya çıktı. Eğer Galatasaray'da görev alırsa ilk hedefi Nuri Şahin, ikinci hedefte eğer Nuri Şahin olmuyorsa bence Okan Buruk. Fatih Terim'le de olabilir. Fatih Terim'le çalışmasına Dursun Özbek'in herhangi bir engel yok. Ama Fatih Terim ilk planda olan bir isim değil. Ha, belki şunu teklif eder Fatih Hoca'ya. Hocam gel sportif direktörlük yap veya hocam gel sportif AŞ'de en yetkili kişi ol diye böyle bir açıkçası teklifte bulunabilir. Adem Çelik Eyüp abi, Nuri Şahin'in sözleşmesi var. O nasıl olacak? Ben getirecek demiyorum bakın. Dikkatli dinleyin buraları. Ben Dursun Özbek gelirse Galatasaray'ın teknik direktörü Nuri Şahin olur demiyorum. Nuri Şahin'i istiyor diyorum. İkna edebilir, kontratını nasıl iptal eder vesaire, onları o zaman bakarız. Ama %100 o olacak diye bir durum söz konusu değil. Böyle de bir şey söylemiyorum ben zaten. Evet arkadaşlar, çok güzel, yavaş yavaş sayımız artıyor. Yaklaşık 150 kişi izliyor. Yeni gelen arkadaşlar, yayına birer tane beğeni bırakırsanız çok çok sevinirim. Sizler için yine Galatasaray gündemini derleyip toparladım ve açıkçası beraber interaktif bir şekilde yayınımızı yapacağız. Ekranda playoff şemasını görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Şöyle hemen bu mesajı da ekrandan alalım.
Bahçeşehir Galatasaray serisinde biz yarı finale çıktık bu tarafta. Burada Anadolu Efes Pınar Karşıyaka birbirlik eşitlik var. Son bir maç yapacaklar. Final Four sonrasına kaldı. Karşıyaka veya Efes bizim rakibimiz olacak. Burada bir bir eşitlik var. Gaziantep Darüşşafaka çok çekişmeli geçiyor. Üçüncü maç oynanacak. Bugün Fenerbahçe Beko Bursa Fenerbahçe Beko karşılaşması var. Ben 1-1 olacağını düşünüyorum. Burada da durum bu şekilde. Basketbolda ama yarı finale adını yazdıran ilk kulüp Galatasaray oldu. Bakalım devamını getirebilecek miyiz? Şimdi dünkü maça gidelim. Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etmeyi başardık ve Bafétimbi Gomis'te bakın neler yapmış. 87 dakika sahada kalmış. Neden 87 dakika sahada kalıyorsa onu da anlamakta güçlük çekiyorum. 10 pas 8 isabetli. 3 şut pası, 2 şut ikisi de isabetli. 2 gol, 8'de 1 ikili mücadele kazanma. Evet. Bafétimbi Gomis'i şunu bana dedirtiyor. Gelecek sezon idareli kullandığımız 60'tan 70'ten sonra oyuna aldığımız bir Bafétimbi Gomis tecrübesiyle, kalitesiyle, yetenekleriyle fark yaratabilir mi? Yaratabilir. Bunu bana dedirtiyor ama beni burada endişelendiren bir nokta var arkadaşlar. Beni endişelendiren nokta şu. Bir, Galatasaray'ın şu an zaten iki tane daha yabancı santraforu var. Kim bunlar? Mustafa, Muhammed ve Mbaye Diagne. Gomis'i de tuttuğunuz zaman 7 artı 4 kuralını da unutmayın sevgili arkadaşlar. Galatasaray'ın bir kere yabancı hakkında 3 tanesi santrafordan yana kullanılmış olacak. Yerli bir santraforumuzun daha olması gerekiyor. Mutlaka ve mutlaka Eren Aydın olur, Beknaz olur, Umut Bozok olur. Kim olur bilemiyoruz ama oraya rotasyona bir tane yerli oyuncu atman lazım. O yüzden Galatasaray mutlaka elindeki 3 yabancı santrafordan bir tanesini elden çıkarmalı. Hatta 2 tane elden çıkartıp bir yerli bir yabancı transferi yapsa fena olmaz. Çok da iyi olur diye düşünüyorum. Bafétimbi Gomis'i de taktiksel kullanırsak, stratejik kullanırsak katkı verebileceğini düşünüyorum. Efe Yılmaz, Gomis çok ağır abi. Torrent bildiğin genç oyunculara meydan okuyor. Sanki hınç alır gibi başkan adayları söylemlerinden sonra artık takımı umursamaz oldu. Ve sanki hani sizin geleceği de inşa etmenizi istemiyorum diyor. Ne var yani şu maçta gençleri oynatsa? 87 dakika adamı sahada tutmuş. Oynatsana belki bir tane genç futbolcu kazanacağız. Gelecek için bir planlama yapacağız. Dün Ahaspor'dan Mahmut Alpaslan bizim yayınımıza katıldı. Benim yayına katıldı. O da söylüyor. Normal şartlarda Adana Demirspor geleceği planlıyorken ufak ufak sen hala Babel'le işte Gomis'le Erik Pulgar'la falan oynuyorsun. Efe Yılmaz'a yine katılıyorum. Arda Turan en azından dün veda etmeliydi demiş. Hüseyin Bora Çakır iyi yayınlar Eyüp abim. Gomis 10 golü bulursa kalacak mı? Gomis'le şöyle bir dedikodu var sevgili arkadaşlar. Gomis'le yapılan kontratta gol atmasına gerek yok. Kapalı 1,5 yıl kontrat vermişler. Böyle bir dedikodu var. Böyle bir rivayet var. Nursel Taş. Bugün benim doğum günüm. Böyle muhteşem bir günde doğmuşum. İşte doğuştan Galatasaraylı böyle olundu. Nursel doğum günü kutlu olsun. Canım kardeşim nice güzel yaşlara. Çağdaş Şentürk selamlar Eyüp Bey demiş. Teşekkürler sevgili Çağdaş. Hepinize desteğiniz için sürekli zaten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Galibiyetin anlamı yok. Evet, böyle bir açıklama gelmiş. Yasin Öztekin ardından Galatasaray formasıyla çift taneli gol sayısına ulaşan ilk yerli oyuncu olan Kerem Aktürkoğlu maç sonu şunları söyledi. İstediğimiz bir galibiyet ama bu galibiyetin bir anlam ifade etmiyor. Hem mental hem de fizik olarak yorucu bir sezon oldu demiş. Gönül isterdi ki tabii çok daha iyi bir sezon geçirelim. Gönül isterdi ki Kerem Aktürkoğlu'nun bu muhteşem performansı bize şampiyonluk olarak, kupa olarak, başarı olarak geri dönsün. Ama maalesef olmadı. İnşallah bu sezondan dersimizi çıkartıp gelecek sezon daha başarılı bir Galatasaray izleriz. Bu sezon için özür dileriz demiş Gomis. Taraftarlardan özür diledi. Şöyle büyütelim. Fransız yıldız Galatasaray'da oynadığınız zaman en büyük kulüpte forma giyiyorsunuzdur. Her maçta en iyinizi verip en iyi sırada olmalısınız. Haftaya Antalya'yı yensek bile bu Galatasaray için yeterli olmayacak demiş. Evet.
Galatasaray taraftarları maalesef bu sezonu hafızasından silmek istiyor. Ama çok böyle ekstrem duygularda yaşadık mı? Yaşadık. Fatih Hoca'nın da bunda payı çok fazla. Olumsuzluklardaki payını nasıl söylemekten korkmuyorsak Fatih Terim'in, olumluluklardaki hakkını da teslim etmeliyiz. Galatasaray'a çok güzel bir Avrupa sezonu yaşattı. UEFA Avrupa Ligi grubumuz, ki Şampiyonlar Ligi grubuydu. Bu takımlar hepsi Şampiyonlar Ligi kariyeri olan takımlar. Lokomotif de dahil olmak üzere Lazio, Marsilya, bunlar çok büyük kulüpler. O gruptan namağlup lider bir şekilde çıktık. Bu sezon Avrupa'da güzel anılarımız da oldu ama ligde maalesef boynumuzu eğdik. Yani lig çok iyi geçmedi. İnşallah doğru teknik direktörü bulacağız. Dominic Torrent'ten en az hasarla kurtulup doğru teknik direktörü takımın başına geçirip ilk 11'e direkt katkı verebilecek 5-6 oyuncuyla, ki ben bekliyorum yani. Tek tek de sizlere sürekli sayıyorum. Hatta bugün bir transfer yayını da, bant yayını da çekmeyi düşünüyorum. İlk 11'e direkt 6 oyuncu, yani 6-7 transfer ve direkt 5-6 tanesi ilk 11'e girecek şekilde hamle yapılması lazım. Bu hamleleri yapabilirsek, ki o potansiyelimiz, o gücümüz var, gelecek sezon yine ayağa kalkar Galatasaray, kaldığı yerden başarılara yürümeye devam eder. Şöyle bakıyorum, Muslera 5 reytingle oynamış, çok kötü bir gol yedi, çok uzaktan bir gol yedi. Kerem 8 reyting almış, Gomis 8 reyting almış tabii, gol atınca 2 gol attı. Barış Alper Yılmaz ve Mustafa çok geç girdikleri için onlara reyting vermemişler. Burada Adana Demirspor'a baktığımızda özellikle Yunus'un 800 reytingle oynadığını görüyoruz. Balotelli, o da muhteşem oynadı. Yunus da gelecek sezon Galatasaray'ın sağ kanadında çok iyi işler yapacak diye temenni ediyorum. Şimdi arkadaşlar, Olimpiyi Morutsan Burhan Can Terzi'ye, Ajans Spor'a bir röportaj verdi hafta içerisinde. Dedi ki, neden oynadığımı ben de, oynamadığımı ben de bilmiyorum dedi. Torrent'im neden beni oynatmadığını bilmiyorum demişti 3 gün önce. Dün de kadroda yoktu. Bırakın yedeklerde de yoktu. Kadro dışı bıraktı. Hatırlayacaksınız, bu röportajı okuduktan sonra özellikle almıştım. Bana kalırsa dedim, Adana Demirspor maçında kadroya almayacak Morutsan'ı dedim. İlk 11'de beklemiyorum, yedeklerde de beklemiyordum. Ve nitekim öyle davrandı. Bu açıklamayı yaptı diye Morutsan'ı kadroya almadı arkadaşlar. Babel'i oynattı, Babel'i izletti. Babel de çok güzel bir orta yaptı. Ayrı bir şey ama yani şu Babel'e verilen şanslar bana da verilse 40 maçta bir ben de öyle iyi bir orta yapabilirim. Morutsan onun daha fazlasını yapardı. Biz bugün Morutsan veya Barış Alper Yılmaz'ı Babel'de ısrar ettiğimiz gibi ısrar etseydik, sürekli kötü oynadıkları halde onları sahaya atsaydık, emin olun daha fazla katkı alırdık onlardan. En azından oyuncuyu kazanmış olurduk, oyuncuya seviye atlatmış olurduk. Ama bunu Dominic Torrent'e anlatamadık demeyeceğim de, bence artık gideceğini anladığı için de umursamıyor ya. Umursamıyor. Bana ne diyor ya. Evet, anlık 200 kişiye ulaştık. Teşekkür ediyorum. Sadece 76 beğenimiz var. Yayına yeni gelen arkadaşlar beğeni bırakırlarsa çok sevinirim. Önce maçı konuştuk. Sonra seçim kulislerini konuşacağız. Birkaç tane de transfer sorusu, haberi değerlendirebiliriz, konuşabiliriz. Yani maç, seçim gündemi, sonrasında da transfer gündemi olacak. Birkaç tane mesaj okuyalım. Erdal Şirin, Eyüp abi, Balotelli bizde olsa gol kralı olmaz mı önümüzdeki yıl? Valla Balotelli olurmuş bizde yani. O riske kimse girmedi. Fener de girmedi. Beşiktaş da girmedi. Önerildi hepsine Balotelli. Ama olurmuş. Balotelli'nin frekansına girebilecek bir teknik direktörle Balotelli Galatasaray'da başarılı olurmuş. Fatih Uzun, iyi yayınlar Eyüp abi. Torrent bizimle dalga geçiyor. Hala utanmadan bu kadar da olmaz ki, Eşref Bey devam eder bu adamla. Para yok onda. Hayır, Eşref Hamamcıoğlu devam etmeyecek arkadaşlar. Paran yok diye bir sezonu daha çöpe atamazsın. O kadar da zengin değilsin yani. Dominic Torrent'i göndermeyecek kadar zengin değilsin. Bu cümleyi iyi düşünün. Dominic Torrent'i takımda tutmak, göndermemek bir tasarruf olmaz. Dominic Torrent'i takımda tutmak, gelecek sezonda Dominic Torrent'le yola devam etmek havaya para saçmaktır. Galatasaray Torrent'i gönderdiğinde 1,5 milyon euro para ödeyecek, para kaybedecek, ama Torrent'i tutup gelecek sezonu kaybettiğinde
30 milyon euro para kaybedecek arkadaşlar. Prestijini de daha katmıyorum. Manevi kayıpları da katmıyorum. O yüzden Galatasaray onun parasını verecek ve gönderecek. Yolları ayıracak. Meriç Egemen, Eyüp Bey iyi yayınlar diliyorum. Dursun Özbek resmi adaylık açıklamasını ne zaman yapacak? Abi birkaç görsel sonra Dursun Özbek konusuna gireceğiz. Cem Bey, Eyüp abi hislerimize tercüman olduğun için seni yürekten tebrik ediyorum. İyi ki varsın demiş. Teşekkür ederim kardeşim. Abi hala Babel Kasım dün mükemmeldi diyen var. Ancak Babel'in tüm sezon maç istatistiklerine bakalım. Çok inişli çıkışlı. Çoğunda da bizi zarara uğrattı. Her ne kadar kendisini sevsem bile. Babel kalırsa kusura bakmayın. Altyapıdaki çocuklar kontrat uzatmadığında onlara kızmayacaksınız. Bartu Elmaz'a, Mustafa Kapılar'a kızmayacaksınız. Babel'in kalması, Feghouli'nin kalması bu takımdaki gençlere bir hakarettir. Ama bir daha söylüyorum, artı şunu da ilave ediyorum. Barış Alper Yılmaz, Morutsan, Halil Dervişoğlu, hangi az süre alan oyuncuların hepsini göz önünde bulundurun. Babel'e verdiğiniz şansları kime verirseniz verin, oyununu geliştirirdi. Ve Babel'den daha iyi istatistikler yapar. Bu kadar da net konuşuyorum. Adamın torpili var sanki. Kötü de oynasa sahada, berbat da oynasa sahada, hiçbir istatistik yapmasa da sahada yani. Şimdi Dominik Torrent'in birkaç tane açıklamasını aldım. Biraz siniriniz bozulacak ama ben de değerlendirmek istiyorum açıkçası. Yeni başkan bizimle konuşmak zorunda. Bizim kontratımız devam ediyor. Bir süre daha İstanbul'da yaşayacağım, şehre bayılıyorum. Galatasaray'da çalışamasam bile Galatasaray taraftarı olacağım demiş. Eyvallah, teşekkür ederiz. Galatasaray zaten sana hayal edemeyeceğim bir para kazandırdı Dominik Torrent. Ama biz mesajı alıyoruz. Sen merak etme. Diyorsun ki yani ben paramı almadan gitmem. Tamam, biz farkındayız yani. Sana bu jesti yapanlar açıkçası burada şu açıklamaları görünce bence utanmalılar. Yani ben bunu bu kadar sert konuşmamaya özen gösteriyorum da bazen de dayanamıyorum. Konuşmak zorunda kalıyorum. Sana bu kapalı kontratı verenler, bu hatayı yapanlar, Galatasaray'ın parasını sana bu şekilde aktaranlar gerçekten bu hatanın bedelini inşallah öderler. Kendi ceplerinden öderler. Ne diyelim yani? Dominik Torrent, biz anlıyoruz. Sen öyle ben çalışmayacağım, çalışmayacağım için de parayı almayayım diyecek bir adam değilsin. Sana zaten kimse kontrat vermez. Hasbelkader Galatasaray yöneticilerini kandırdın, kapalı kontratı aldın. Şimdi paramı almadan gitmem diyorsun. Biz de senin paranı veririz. O para da bizi öldürmez. Ama sen de çok zannetmiyorum ki bir daha Galatasaray seviyesinde bir takım bulasın. Evet, sinirleniyorum. Yani çok büyük paralar bunlar arkadaşlar. Galatasaray için belki daha yani çok yüksek paralar değil, bir Falcao faciası yaşadık ama bizim için çok büyük paralar. Bedavadan bu paraları menajerlere, garip garip teknik direktörlere vesaire kaptırıyoruz. Galatasaray'ın parası bu şekilde çarçur oluyor. Dominik Torrent, Yunus Akgün'e bayılıyorum. Maçtan sonra konuştum. Adana'da ne işi var? Bilmiyorum. Emre Akbaba Alanyaspor'da oyun sisteminde çok uygun oyuncular. Seneye 4 Türk kuralı var. Yunus Akgün, Emre Akbaba kadroda olurlarsa ilk 11'de oynayacak seviyede olurlar demiş. Yani Yunus Akgün'ü ben de açıkçası direkt ilk 11'e yazıyorum. Yani sağ tarafta Yunus Akgün, sol tarafta Kerem Aktürkoğlu satmazsak göbekte de iyi bir orta saha, yani ofansif orta saha bulduk mu Mustafa Muhammed, Cagne, Gomis vs. bir tane de yerli santraforumuz olacak. Ofansif anlamda çok problemimiz kalmıyor arkadaşlar. Ha, rotasyona belki hamle yapabilirsin. Kerem'i satarsan mutlaka transfer yapman lazım. Açıkçası Yunus'a ben de çok güveniyorum. Emre Akbaba'da hiçbir ön yargımız yok. Emre Akbaba'ya biz niye kızıyorduk? Galatasaray'da o beklenen performansı, beklenen sertliği ortaya koyamıyordu. Sakatlık sonrası çok iyi bir geri dönüş yapamamıştı Emre Akbaba. İnşallah o da döner ve iyi bir katkı sağlar Galatasaray'a. Bu iki futbolcu beni de heyecanlandırıyor. Bir kez daha söyleyelim. Özellikle Yunus Akgün, Galatasaray'ın son 2-3 sezonda çözemediği o sağ kanat problemini mutlaka çözecektir. Efe Yılmaz, Halil Dervişoğlu'nu almayacağı söyleminden bence pişmandır. Peşin hükümlü olmamak lazım Sayın Öztürk demiş.
Halil Dervişoğlu'nun fiyatı düşerse, yani 2-3 milyon euro bandında bir noktaya gelirse Halil Dervişoğlu, Galatasaray kendisine teklif yapar. Ama 8-10 milyon euro da sadece Galatasaray değil, bence Fenerbahçe, Beşiktaş da veremez. Meriç Egemen, Torrent denilen adamı ben Florya'da kapıdan sorumlu güvenlik bile yapmam. Kimlere ne paralar kaçırıyoruz, sinir oluyorum. Çıkmış başkan dün hala arkasındayım diyor. Başkan öyle demiyor aslında. Yanlış bir transfer yaptığını, yanlış bir teknik direktör seçtiğini Burak Elmas son derece farkında. Ama diyor ki, ben diyor Falcao'nun parasını ödedim diyor. Falcao'yu ben almamıştım, parasını ben ödedim diyor. Yani ben ödedim derken yönetimdeyken ödedik diyor. Oğulcan'ı da ben ödedim diyor. Benden sonra gelen de Dominic Torrent ödesin diyor. Olan kim oluyor? Olan ne Mustafa Cengiz oluyor, Allah rahmet eylesin, yani parasal anlamda söylüyorum bunu, ekonomik anlamda. Ne Abdurrahim Albayrak'a, ne Yusuf Güney'e, ne Işıtan Güney'e, ne Burak Elmas'a oluyor. Olan Galatasaraylıların parasını oluyor. Galatasaray'a oluyor. Tabii ki de gelecek Eşref Hamamcıoğlu ödeyecek parasını, taksitle ödeyecek, ama veya işte Metin Öztürk gelecek parayı ödeyecek başkan adayları. Ama sorun o değil ki, bir şekilde parayı bulup ödüyorsun. Bizim burada tepki gösterdiğimiz nokta şu. Dominic Torrent gibi kariyeri sıfır olan bir teknik direktöre siz neden böyle bir kontrat yaptınız? Neden bu kadar kolay bir şekilde Galatasaray'ın parasını verdiniz? Bizim isyan ettiğimiz nokta bu. Vargas, Yunus birlikteliğin bizde sürmesi lazım bence Yük Bey. Her ikisi de dün harikaydı. Valla Matias Vargas bizim gündemimizde, ama alabilir miyiz, transfer edebilir miyiz bilemiyorum çok açıkçası. Matias Vargas'ı da biliyorsunuz sizlere haber olarak aktarmıştım. Vincenzo Montella Yunus Akgün'ü tekrar istiyor. İster tabii. İster. Yani niye istemesin ki? Yunus Akgün şu an, hele 7 artı 4 kurulu varken, her takımda çok rahat oynayabilecek bir kanat oyuncusu. Cem Bey ne demiş? Arkadaşlar like atalım lütfen. Emeğe saygı gösterelim demiş. Evet, teşekkür ediyorum. Şu an 250 izleyiciye doğru ilerledik ve sadece 98 beğenimiz var. Yayına yeni gelen arkadaşlar birer tane beğeni bırakırlarsa sevinirim. Birazdan seçim gündemine doğru ilerleyeceğiz yanlış hatırlamıyorsam. Bir açıklaması daha varmış Dominic Torrent'in. Galatasaray'da 3 sezon kalmak istiyoruz demiş. Kalamazsın. Kalamazsın. Sen daha Galatasaray'ı anlamamışsın Sayın Torrent. Galatasaray son 5 maçta hala Babel'i izliyor. Gomis'i izliyor. Pulgar'ı izliyor. Hala sen bu gençlere şans vermedin. Arda Turan'ın dün Galatasaray taraftarı önünde veda etmesine izin vermedin. Galatasaray'da kalamaz. Dominic Torrent Galatasaray'da olmaktan gurur duyuyor. Bazıları Galatasaray'ı çok sevdiğini iddia eder ama gerçekten sevmez. Seversin tabii, çünkü hayatında göremeyeceğin bir parayı burada yarım sezonda gördün. Hayatında göremeyeceğin bir ilgiyi gördün, vitrine çıktın. Sana bir jest yapıldı. Sen de o jesti kötü değerlendirdin. Şimdi de kazandığın para yeterli demiyorsun. Çalışmadığın sezonunda parasını istiyorsun. Ama sana kızmıyorum. Bir kez daha Dominic Torrent. Sayın Torrent, Sir Torrent. İspanyolca tweet attım. Google Translate'ten çeviri yapıp İspanyolca tweet attım. Ben Torrent'e kızmıyorum arkadaşlar. Torrent, te 5 milyon da yazabilirlerdi. Alırdı giderdi Torrent. 10 milyon da yazabilirlerdi Torrent'in kontratına. Ben Torrent'e kızmıyorum. Benim kızdığım kim biliyor musunuz? Ben Başkan Burak Elmas'a kızıyorum. Işıtan Güne kızıyorum. Bu kontratı ona verenler onlar çünkü. Galatasaray'ın parasını Dominic Torrent gibi kendisini ispatlamış bir teknik direktöre bu şekilde vermemeliydiler. Benim kızdığım Torrent değil. Hah, geldik buraya. Fırat Develioğlu. Bu abimiz çok güzel PR yaptı. Yani şu seçim döneminin kaybedeni Galatasaray'dı. Galatasaray ve Burak Elmas'tı. Kazananı da ekrandaki abimiz oldu. Fırat Develioğlu. Bir ekip tarafından yönlendirildi. Bir şekilde bu yönlendiren ekip de mahkemelerde sözü geçen bir ekipti. İlk mahkemede, yani hukuk mahkemesinde tedbir koydurdu, sonra iptal edildi, kaldırıldı. Sonra bununla da yetinmedi. 100 bin lira para verdi, istinafa gitti. İstinaftan tam Galatasaray'ın seçiminin 40 gün daha ertelenmesini sağladı. Ve baktı ki nefretle de olsa
öfkeyle de olsa herkes kendisinden bahsediyor. İyi bahseden bulamazsınız. Birkaç tane saf gördüm ben. Fırat Develioğlu'nu böyle gerçekten Galatasaray'ı düşündüğünü, Galatasaray'a başkan adayı olmak istediğini vesaire vesaire gördük. Yani açık net bir şekilde bu Fırat Develioğlu'na nadir de olsa inananlar çıktı. Hatta bir tanesi öyle bir inanmıştı ki Fırat Develioğlu başkan olduğunda ne yapacaksın Eyüp Yıldız diye bana tweetler atıyordu. Ben de olsun sana kombine alacağım dedim. Bu arkadaşımız belki de izliyordur, sesini çıkartamıyordur veya çıkartmak istemiyordur. Ben size söyledim. Ben Galatasaray üyeleriyle çok fazla hem yaşıtım, hem küçüğüm, hem de büyüğüm, abi dediğim çok fazla Galatasaray üyesi tanıdığım var. Galatasaray üyelerinden benim aldığım geri dönüş 100 tane imza bulması mümkün değil. 100 tane imza bulsa bile 44 tane divan kuruluna verecek yönetici adayı bulması mümkün değil. Galatasaray'da bırakın seçime girmeyi bu saatten sonra olan genel kurullar, divan kurulu toplantılara bile gelemez dedi. Nitekim kendisi çıktı işte kanallara, o kanala çıktı, bu kanala çıktı, orada konuştu, burada konuştu, 50 milyon var dedi, Fatih Terim'i getireceğim bilmem ne. Böyle şak 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 birileri de işine de geldi. Baktı o da ilgi görüyor. Konuşuldu, konuşuldu. Nereye kadar konuşacaktı? 2 gün daha konuşabilirdi. Gene ben yani insaflı davranmış Fırat Develioğlu. Normalde bugün de aday olabilirdi. Yarın da aday olabilirdi. 18. Hatta Perşembe de aday olabilirdi. 19. Cuma günü geri çekilirdi. 3 gün daha kendi reklamını yapabilirdi. Ben adayım, ben adayım, ben adayım diye. Ama çok merhametli bir insanmış Fırat Develioğlu. Sağ olsun. Kendisi 3 günlük reklamından vazgeçti. 3 gün önce adaylıktan çekildiğini açıkladı. Zaten aday olamayacaktı da. Aday olamayacaktı biliyorsunuz yani. Böyle bir hikaye yok yani. Aday olacakmış da sonra son anda vazgeçmiş de inanmayın. Aday olamayacaktı zaten Fırat Develioğlu. Maalesef Galatasaray'a vermiş olduğu zarar çok büyük oldu arkadaşlar. Basketbolda çok büyük zarardayız. Voleybolda çok büyük zarardayız. Transferler bekliyor, duruyor. İyi oyuncuları elimizden kaçırıyoruz. Projeler bekliyor, duruyor. Futbolda yapılanma duruyor. Kazımcan Karataş, Cebrail Karayel, Umut Bozok vesaire. Bu oyuncular işte Avrupa'da 4-5 tane oyuncuyla görüşülüyordu. Bunların hepsi duruyor arkadaşlar. Hepsi duruyor. Evet, Ali Çakmak. FD seçimi iptal ettirdi. Seçimi 1,5 ay erteletti. Ne kazandı şimdi? Yine 2 aday var. Ne değişti? Çünkü istedikleri gibi dizayn edemediler. Süre kazandılar. Seçimi dizayn etmeye çalıştılar. İstedikleri gibi dizayn edemediler. Ferhat Mutlu Eyüp, biz başkana, Işıtan'a niye kızıyoruz? Bu teknik direktöre niye kızıyoruz? Bir Bilbao gençler kenarda beklemesi, hadi altyapı oyuncuları şans verse, bu taraftar bir şans verdi. Ah Getson hala sinirliyim demiş. Efe Yılmaz, Eyüp abi başkan Fatih Hoca ibrahsızlık için çalış dedi. Fakat Fatih Hoca bu olanlardan sonra bence artık açıklama yapmalıdır. Herkes zan altında kalıyor. Sustukça üstümüze geliyorlar. Fatih Hoca haklıydı. Fatih Hoca da çıkıp tabii ki de konuşmalı. Çıkıp tabii ki de açıklama yapmalı. Yani Fatih Hoca'ya söz hakkı doğdu. Birazdan konuşacağız. Fırat Develioğlu konusunu da kapatalım. İnşallah bir daha Fırat Develioğlu sayfası açılmaz. Bence seçim yapıldıktan sonra, şimdi değil, seçim yapıldıktan sonra da Fırat Develioğlu Galatasaray'a bu zararı verip üyeliği kötü kullandığı için, kendi reklamı için üyeliği kullandığı için ve Galatasaray'a zarar verdiği için bence bir çalışma yapılacaktır zaten. Kulüpten ihraç edilmesi çok daha doğru olur. Cemal Özgörkek, Dursun Özbek başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'e yardımcım olun dedi. Öztürk sıcak bakıyor ama Hamamcıoğlu henüz olumlu dönüş yapmadı. İki aday şu ana kadar Dursun Başkan bizi destekliyor diyorlardı. Alın size destek. Şimdi geldik seçim gündemine. Arkadaşlar tabii beni herkes sevmek zorunda değil. Hakaret hakkı yok. Kimsenin kimseye hakaret hakkı yok ama sevmeme hakkı var arkadaşlar. Sevmeyen herkese de saygı duyuyorum. Ama öngörülerimizin gerçekleştiği noktada hakkımızın da teslim edilmesi gerekiyor. Ben size çok uzun süredir, bu seçim döneminde değil, bir önceki seçim döneminde de,
Aysal, Dursun Özbek, Eşref Hamamcıoğlu üçgenini anlattım. Dedim ki Eşref Hamamcıoğlu'nun seçimden çekilmediği veya Dursun Özbek'le veya Ünal Aysal'la işbirliği yapmadığı noktada özellikle de Dursun Özbek'in seçime girmesini beklemiyorum. Dursun Özbek, Eşref Hamamcıoğlu'nu kendi yanına çekmediği, onunla işbirliği yapmadığı noktada seçime girmez dedim. Dün Dursun Özbek'in çok yakınındaki bir isimle hem ben görüştüm hem de Günay'da farklı bir isimle görüştü. Dursun Bey'e çevresinde, hatta seçime girseydi onunla çalışma yapacak. Bu isimler bize şu bilgi verdiler. Günay'la bana şu bilgi verdiler. Evet, bir başkan adaylığı için çalışma var ama kesinleşmiş bir şey yok. Güçlü bir liste, Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk, Erden Timur, Cemal Özgörke gibi isimlerin destek olduğu güçlü bir liste olursa Dursun Özbek girecek, olmazsa girmeyi planlamıyor. Yani Dursun Özbek bir kez daha seçimi kaybetmek istemiyor. Normal bir listeyle girerse veya istediği listeyi oluşturamazsa Eşref Hamamcıoğlu'na geçilme ihtimali var. Bu nedenle sevgili arkadaşlar planı Başkan Dursun Özbek'in çok güçlü liste kurmak ve o listeyle seçime girmek. Şu ana kadar bunu başarabilmiş değil. Metin Öztürk yine ekibiyle seçime girme kararı aldı. Eşref Hamamcıoğlu galiba bundan sonraki görsel Eşref Hamamcıoğlu'nun açıklamasıydı. Onu da hemen ekrana getirelim. Yok değilmiş. Şurada mıydı? Bu da değil. Ha, burada. Bunu bir ekrana getirelim. Burada da Eşref Hamamcıoğlu'nun açıklaması var. Birleşme söz konusu değil. Eşref Hamamcıoğlu net bir şekilde tavrını koydu. Ben dedi birleşmeyeceğim ve tek gireceğim dedi. Evet. Tek gireceğim dedi. Özgür Çiçek abi dün voleyde anlattılar. Dün ben saat 12'de yayın yaptım. Voleyde kaçta yapıldı yayın bilmiyorum. Ama Dursun Özbey'in seçime girme kararının net olmadığı vesaire az önce anlattığım durumu ben dün saat 12'de anlattım sevgili kardeşim. Yani ben voleyden falan izlemedim. Senden duyuyorum ilk kez. Serdar Ali Çelikler'in bir tweetini gördüm. Dursun Özbey'e çok yakın bir isimle görüştüm. Seçime girme kararı almış değil diye. Ama ben dün 12'de hatta tweet'i 11'de attım. Bu analizleri, bu bilgileri de saat 12'de paylaştım arkadaşlar. Yani voleydeki arkadaşların da ne dediğini bilmiyorum. Orada hepsini de Serdar Ali Çelikler'i de severim. Bu arada onunla bir YouTube yayını yapmışlığım da var. Eyüp Yıldız, Serdar Ali Çelikler yazın. Benim Habertürk'te onunla yapmış olduğum programı görürsünüz arkadaşlar. Ama ben ondan görmedim yani. Benim açıkçası dün yayınlarımı izleyenler, dün 12'deki yayınımı izleyenler verdiğim bilgiyi hatırlayacaklardır. Ali Alma, abi Dursun Bey isteyenler şu an iki başkana güvenmedikleri için, yetersiz oldukları için istiyorlar. Bilemem. Yani Dursun Özbek çok daha varlıklı mı? Evet, çok daha varlıklı. Çok daha fazla parası var. Ama para her şey değil. Ali Koç dünyanın en zengin, bakın Türkiye demiyorum, dünyanın en zengin insanlarından biri. Fenerbahçe'ye futbolda, amiral gemisi futboldur çünkü. Futbolda kazandırdığı kupa sıfır. Kupa yok. O yüzden zenginlik değerli ama tek başına yeterli değil. Dursun Özbek de Galatasaray'da pek parlak sezonlar geçirmedi. Basketbolda da açıkçası liyakata önem vermedi. Ergin Ataman sonrası Erman Kunter'i getirdi. Galatasaray perişan oldu. Yani Dursun Özbek'in varlıklı olmasını, parasının olmasını önemsiyorum ama her şey para değil. Bize Galatasaray'ın gelirlerini iyi yönetecek bir başkan lazım. Bir yönetim lazım. Sadece başkan da yeterli değil. Eyüp Ensar Özaltın, iyi yayınlar Eyüp abi. Dünkü maçta harika bir atmosfer vardı. Evet, Galatasaray taraftarları nereye giderlerse gitsinler orayı güzelleştirirler. Nef Stadyumu, Sinan Erdem, Abdi İpekçi, Ali Samiyen, deplasmanlar orayı güzelleştirirler. Hasan Baykal abi niye voleybolda Vakıf Bank gibi olamıyoruz? İki sebebi var bunun. Birinci sebebi onlar kadar planlı değiliz. Ama bu birinci sebep bakın arkadaşlar. Onlar daha gelecek sezonun takımını sezon oynanırken kuruyorlar. Onlar sezon oynanıyor ya maçlar oynanırken
Aa, şu oyuncu iyiymiş, bunu gelecek sezon kadroya katalım, şunu alalım, bunu alalım diye gelecek sezonu planlarken biz bütün sezonu boşa geçiriyoruz. Sonra yaz aylarını boşa geçiriyoruz. Sonra sezonun başlaması, atıyorum, 2 ay kala takım kurmaya çalışıyoruz. O yüzden başarılı olamıyoruz. İkincisi de bütçe. Bütçemiz de onlar kadar yüksektir. Evet. Kürşat ama çok güzel kadro kurdu. Tudor'la beraber Fatih Terim ekmeğini yedi o kadronun, Eyüp abi unutma demiş. Aslanım benim 1905 yılan hikayesine dönen seçim süreci acaba nasıl noktalanacak demiş. Ali Çakmak basket takımı bu sene daha iyi gidiyor. Torrent Bey basket takımındaki etkiyi gösteremedi ve 3 sene kalmak istiyor. Adamdaki keyfe bak demiş. Haklısın sevgili kardeşim. Talha'nın da mesajını okuyalım. Galatasaray Bankalar Birliği ile 3 sene önce imzaladığımız anlaşma sonucunda ilk faiz ödemesini Ağustos ayında 200-300 milyon TL arasında yatıracak. İnşallah düzgün harcarlar. Sizin yorumunuz ne? Evet, zaten sıkıntılardan biri de bu. Şimdi dün Başkan Burak Elmas bazı açıklamalar yaptı. Dünkü açıklamalarına şöyle bir özellikle önemli bölümlerini hatırlayalım. Abdurrahim Albayrak, Yusuf Güney'i sert bir şekilde eleştirdi ve bence haklı bir şekilde eleştirdi. Yani dedi ki Abdurrahim Albayrak, Yusuf Güney'e, siz dedi beni eleştiriyorsunuz ama siz ibra edilmediniz. 2 yıl Galatasaray'ı mahkemeye verip seçime girmeden koltukta oturdunuz dedi. Hatta Yusuf Güney dedi ki, yani bir fenomen gibi, Galatasaray yöneticisi gibi değil de bir fenomen gibi takipçi kastınız dedi. Kalpli marpli tweetler atarak takipçi kastınız dedi. Bence çok doğru eleştirilerdi. Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Kaan Kançal bunlar ve Allah rahmet eylesin Başkan Mustafa Cengiz o dönemdeki hataları Başkan Burak Elmas'ın hatalarıyla örtbas etmeye çalışmasınlar. Galatasaraylılar o kadar belleksiz, o kadar hafızasız değil yani. Siz de Galatasaray'ı kötü yönettiniz. Siz de Galatasaray'a çok büyük zararlar verdiniz dedi. Doğru. Burada beraberiz Başkan Burak Elmas'la. Ama Fatih Terim için 2 tane önemli ve Fatih Hoca'nın açıklama yapması gereken eleştiride bulundu. Birinci eleştirisi ibrasızlık için çalıştı dedi. İkinci eleştirisi de Florya'da ayrı bir yapı kurdu dedi. Galatasaray'ın 2 tane kulübü vardı dedi. 2 tane yönetimi vardı dedi. Bir tanesi biz, Mecidiyeköy, Nef Stadyumu, Ali Sami Yen'deki yönetim, diğeri de Florya'daki yönetim. Ya biz bu iki başlılıkla devam edecektik dedi, ya da dedi gereken müdahale yapacaktık, müdahale ettik ve o iki başlılığı sonlandırdık dedi. Fatih Terim'den açıkçası ben de açıklama bekliyorum. Yani buna cevap vermesi lazım Fatih Hoca'nın. Bir de bunu söyledi işte. Torrent'le yeni başkan görüşsün. Yani diyor ki biz başkalarının hatalarını kapattık. Gittik o hocanın parasını ödedik. Falcao'nun parasını ödedik. Siz de gidin Torrent'le bizim yaptığımız hatayı ödeyin. Peki Galatasaray'ın parası ne olacak? Bu hatanın biz neresindeyiz Galatasaraylılar olarak? Musa Yıldız işte gidiyor gariban forma alıyor, atkı alıyor, bilmem ne alıyor. Siz gidiyorsunuz Musa Yıldız'ın paralarını Dominik Torrent'e veriyorsunuz. Gibi düşünün. İşe mizah katmaya çalışıyorum ama Galatasaray taraftarları kombine alıyorlar. Galatasaray taraftarları işte mağazalara gidiyorlar. Futbol, basketbol ellerinden geldiğince işlerinden, tırnaklarından arttırarak çoluğunun çocuğunun nafakasını tabiri caizse Galatasaray'a yatırıyorlar. Siz de Galatasaray'ın parasını Falcao'ya kaptırıyorsunuz. Dominik Torrent'e kaptırıyorsunuz. Düşünmeden bol keseden paralar dağıtıyorsunuz. Menajerleri zengin ediyorsunuz. Yazık yani. Torrent'in parası ödenecek ama Sayın Başkan, sizin bu Dominik Torrent'e verdiğiniz kontrat anlaşılır ve affedilir değil yani. Dominik Torrent'e bu kontratı vermemeliydiniz. Uğur Meleke, biri sağda biri solda, ikisi de zeki, ikisi de çabuk, ikisi de golcü, iki kanat oyuncusu üzerine pekala Galatasaray yeni sezon planlarını kurabilir. Hatta gelecek 5 yılın planlarını üstüne kurabileceğiniz türden bir ikili olma potansiyeli var. Kerem ile Yunus'un demiş. Yani en başından beri söylüyoruz. Aslında satış olmazsa, Kerem gitmezse bence Galatasaray'da hücum hattında 3 pozisyon belli. Hücum hattında 3 pozisyon belli. Sağ açık Yunus Akgün,
Sol açık Kerem Aktürkoğlu. Santrafor Mustafa Muhammed. Üç pozisyon belli. Bir tane Gedson bulmak lazım. Gedson bulmak lazım derken yani. Gedson tarzı bir futbolcu bulmak lazım göbeğe. Arkasına işte Berkan'ı koyarız. Alabiliyorsak Diawara veya o tarz bir futbolcu alırız. Ama Galatasaray'da hücum hattında 3 pozisyon belli arkadaşlar. Evet. Uğur Meleke, Kerem ve Yunus Galatasaray'ın Robben ve Ribery'si olabilir demiş. Güzel. Beni de heyecanlandırıyor. Ben de böyle Kerem ve Yunus için böyle açıkçası betimlemeler ve benzetmeler yapmak istiyorum. Levent Tüzemen, Dominik Torrent hafta içinde Galatasaraylı oyuncuların medyaya verdiği röportajları merak edip okumamış. Eğer okusaydı, hocaların benden gol ve asist beklentisi yok, benden başka görevler bekliyorlar diyen Berkan Kutlu kadroya bile giremezdi. Doğru, modern futbolda insanlar artık kaleciden bile gol bekliyor arkadaşlar. Günümüz futbolunda total futbolda diyorlar bunu işte. Yani 2022 yılındayız. Günümüz futbolunda bırakın 8 numaradan Berkan 8 numara oynuyor. 6-8 aslında pozisyon itibariyle. Ki gol beklentisinin yüksek olduğu pozisyonlardan biri. Tabii santrafor kadar gol beklemezsin. 10 numara kadar beklemezsin. Kanat kadar beklemezsin ama gol beklersin. Günümüz futbolunda bir kez daha söylüyorum. Kaleci dahil herkesten gol beklentisi var arkadaşlar. Kaleci de nasıl gol atıyor biliyor musun? Belki atmıyor da attırıyor. Topu alıyor bir degaj atıyor veya eliyle bir oyuna sokuyor arkadaşlar. Asist yapıyor ya. O yüzden Berkan burada kendisine haksızlık yapmış. Yani veya şunu kabul etmiş. Ben gol attırabilecek kapasitede bir oyuncu değilim. Beni böyle kabul edin demiş. Olmaz. Berkan'a yakışmamış bu açıklama. Umut Eken, Vargas, Yunus ve haliyle Adana Demir 1,5 ay önceki standartlarının çok altında kalınca Galatasaray için cesaretli bir ortam var oldu. Elbette sadece mental bir başkaldırı ile bu üretkenliği açıklamak mümkün değil. En önemli faktör merkez üçlünün en ucunda Halil'in oluşuydu. Bu sezon haksız yere çok kenarda kaldığını düşünüyorum. Açıkçası Halil Dervişoğlu ben şunu gururla söylerim. Daha doğrusu siz de hatırlayacaksınızdır. Halil Dervişoğlu beklenen altında kaldı. Evet, birçok maçta bekleneni veremedi. Özellikle son vuruş kalitesinde çok ciddi bir problem vardı. Ama bazı insanların kötülediği kadar oyun anlamında kötülediği kadar etkisiz vasat bir topçu değil. Birazcık bu takımın kurbanı oldu. Bir de teknik direktörlerin kurbanı oldu diye düşünüyordum. Dün Halil de sahada iyi işler yaptı. Aslanım benim demiş ki Beka Beka, Elneny Talişka. Müthiş olur. Beka Beka, Elneny Talişka. Sağda Yunus, solda Kerem. Santrafor Mustafa Muhammed. Elneny yerine şey olsun arkadaşlar. Berkan olsun. Oraya bir tane Türk koymak zorundayız. Ali Alma, abi Burak Elmas iki başkan adayının da destek olmayacağını açıkladı. Dursun Bey aday olursa destek mi verecek? Bu yüzden bu açıklamayı mı yaptı? Dursun Özbey'e destek olabilir. Anladığım kadarıyla Dursun Özbey'e destek olabilir. Normal şartlarda Metin Öztürk'e destek olurdu Burak Elmas. Ama yine bakın geçmişe gidin, benim eski yayınlarıma gidin. Şöyle bir açıklama yaptım. Mutlaka hatırlayacak olanlar vardır. Şöyle bir açıklama yaptım arkadaşlar. Dedim ki Enneni geldi bu arada ekrana. Bir haber görmüştüm de almıştım. Birazdan konuşuruz Enneni. Metin Öztürk, Burak Elmas'ı ibra etmeyeceğiz. İşte önce olağan genel kurulda ibra etmeyeceğiz. Sonra da seçime gidecek diye günlerce tweet attı. Hatırlıyor musunuz? Başkan Burak Elmas ve ekibi buna çok bozuldular dedi. Ki yani net içeriden aldım bilgi. Başkan buna çok bozuldu dedim. Seçime girmediğinde de Metin Öztürk'e destek olmayacaklar. Onun yakın çevresi Metin'e destek olmayacaklar dedim. Dün Başkan Burak Elmas ne dedi Metin Öztürk için? Metin Öztürk Galatasaray için değil kendisi için, seçim için çalıştı. Bizim ibra olmamamız için çalıştı. Ve ibra ettirmedi. Galatasaray menfaatlerini değil kendi menfaatlerini
düşünüyor dedi ve destek olmayacağını açıkladı. Bunu ben size günlerce söyledim arkadaşlar. Başkan Burak Elmas, Metin Öztürk'ün seni ibra etmeyeceğiz tweetlerine çok sinirlendiğini, çok kızdığını, bundan dolayı özellikle onun yakın çevresinin Metin Öztürk'ü seçime Burak Elmas girmezse destekleme noktasında Metin Öztürk'ü desteklemeyeceğini sizlere bilgisini vermiştim. Dün Başkan Burak Elmas bunu doğruladı. Elneny Arsenal'de kalmak istiyormuş. Çünkü süre almaya başladı arkadaşlar Arsenal'de. Böyle bir haber var. Geçelim ki ben Diawara istiyorum. Kazımcan Karataş, Galatasaray'ın gündeminde olan genç futbolculardan biri, Beşiktaş'ta açıkçası gündemini almış durumda. Beşiktaş'ta Kazımcan Karataş'ı istiyor. Cebrail Karayel ve Kazımcan Karataş, eğer bizim altyapıdaki genç bek oyuncularımızın performansı güven vermiyorsa, yeterli değilse iyi analiz edip Kazımcan Karataş ve Cebrail Karayel'i kadroya katmak, rotasyona katmak gerekiyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, diyeceksiniz ki Kazım zaten çok genç ama Cebrail küme düşen Altay'ın sağ beki. Bazı maçlarda da son dönemde oynamadı. Evet ama arkadaşlar, yerli kuralında yerli yabancı sınırlama olduğu zaman sizin öyle çok üst seviye direkt kadroya alabileceğiniz veya takıma seviye atlatacak yerli bir sağ bek bulmanız mümkün değil. Biraz orada rotasyon kafasına geçmeniz gerekiyor. Rotasyonda katkı sağlayacak bir düzene geçmeniz gerekiyor. Öyle bir yapıya geçmeniz gerekiyor. Efe Yılmaz, Cebrail şart olur demiş. Cebrail'in bir de şöyle bir avantajı var arkadaşlar. Cebrail Karayel bonservisi de elinde. Galatasaray'ın benim tahminim 500-600 bin liraya çok rahat kadrosuna katabileceği bir oyuncu Cebrail Karayel. Belki daha düşük bir fiyat da olabilir. 400 bin euro falan da olabilir yani. Benim tahminim 6 ayda 250 falan alıyordu. Galatasaray'a 400'e gelir çok rahat bir şekilde. Galatasaray için de uygun bir rakam bu. Bonservis de ödemiyorsun. Bünyamin Balcı olmuyor. Bünyamin Balcı aslında ilk isimli. Cimbom sevdalısı. Antalya 5 milyon euro bonservis istedi Bünyamin Balcı için. Bünyamin Balcı olmuyor maalesef. Herkül orta sahaya kim geliyor? Orta sahaya şu 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 geliyor demek için önce yönetimi seçmemiz gerekiyor. Görüşülen isimleri paylaşıyoruz. Görüşülen isimleri konuşuyoruz. Diawara, Dieng, Enneny, Seka, böyle işte 7-8 tane isim var. Bunları dönem dönem konuşuyoruz. Ama yönetimi seçtikten sonra burayı netleştirmek lazım. Haşim Çakır abi, basket takımı iyi gidiyor. Sen hedefi yarı final koydun. Bu takım Efes'le Fener'i eleyecek kalitede değil mi? Eleyebiliriz. Ama gerçekçi olduğumuzda büyük bir sürpriz olur bu. Hele Fener'i eleme şansımız çok daha fazla. Orada Fener'den biz maç alabiliriz. Bursa'da mesela az kalsın Fenerbahçe'yi yeniyordu. Eleyebiliriz. Ama Efes çok zor arkadaşlar. Bu takım bu yapıyı korusun. Bu sezon yarı final yaptık çok şükür. Bu yapıyı korusun. İki tane, üç tane iyi yerli oyuncu. Bakın yabancıları tutup iki tane, üç tane iyi yerli oyuncu kadroya katabilirsek seneye ben şampiyonluk hayali kurarım. Seneye ama. Great Desire, iyi yayınlar Ökbey. Dursun Özbek yeni hocasına 50 milyon euro, 5 milyar liralık transfer bütçesi verecek. Veremez. Veremez. Kendisi cebinden o parayı gözden çıkarsa da veremez yani. Veremez yani. Peki arkadaşlar bakalım, Doğukan Sinik demişsin, onun da bonservisi var. Onu da olmuyor. Galatasaray istiyor ama olmuyor. Ali Çakmak, Torrent Bey Pistolis'e bakınca utanıyor mudur acaba? Ya, niye utansın? Futbol ayrı, basketbol ayrı diyordur yani. Utanacak. Ona o kontratı verenler maalesef Galatasaray'a yaklaşık ekibiyle beraber 3 milyon euroya yakın bir zarar verdiler. 3 milyon euro da, euro kaç para oldu? 16 mıydı? 16 ile çarpın işte arkadaşlar. Dünyanın parası yapıyor yani. Hasan Erdoğan, Eyüp Bey elini zaten çok yumuşak bir orta saha oyuncusu. Bize Gedson, Melo veya Fernando Reges tarzı sert bir oyuncuya ihtiyaç var demiş. Peki arkadaşlar, birazdan Derin Haber 1905 kanalında Musa Yıldız canlı yayında olacak. Ben de Musa'yı izleyeceğim. Bakalım o da görüşlerini paylaşsın. Akşam da yine saat 23'te Mehmet Togar bir canlı yayın yapacak. 22'de ben canlı yayın yapacağım. O akşamki yayınlara da sizleri bekliyorum. Evet, kendinize iyi bakın sevgili arkadaşlar. Akşamki yayınlarda görüşmek üzere, hoşça kalın.